Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz e, şehirdeyken P'ye bastığımızda yani profile girdiğimizde karşımıza çıkanlar ve başlıklar. E, burada öncelikle karakter kısmından başlayacak olursak sol üstte ismimiz, seviyemiz ve altında bir bayrak gözükmekte. Bu bayrak sezon seviyesi olarak adlandırılıyor ve e, her sezon sıfırlanıyor. Üstüne mouse'u getirdiğiniz zaman çıkan açıklamayı gördüğünüz gibi 1.50 arası yeşil, 51-150 arası mavi şeklinde uzuyor gidiyor. Hemen altında liderliğimiz mevcut. İtemlerimize eğer liderlik artısı geldiyse bu sayı artabilir. Atıyorum zırhım da artı 20 liderlik kaydedin. Burası 720 olur. Yani üzerime alacağım birimlerin e, maksimum haznesi 720'ye çıkmış e, çıkar. Altında güç, çeviklik, zırh ve dayanıklık olarak niteliklerimiz mevcut. Her karakter her klasmana göre bu niteliklerin veriliş şekli değişmekte. Atıyorum not açı ve glev sınıfları için full güç önerilirken çeviklik kılıç kalkan için ve mızrak için öneriliyor. Haftada bir puanları sıfırlama seçeneğimiz mevcut. Haftada bir sıfırlamaktan ziyade birden fazla sıfırlamak istersek kişisel geçmiş adı verilen bir itemle bunu yapabiliriz. Bunun haricinde sağ tarafta itemlerimiz mevcut. Bu itemlerimize run takılabiliyor. Bu runlar sadece 7. sezon için geçerli. Daha önceki videolarda değinmiştim. Her itemin 6 hanelik bir run kapasitesi mevcut. Sınıfınızda vuruş şeklinde yani beceriler geleceğimiz kısımda göstereceğim vuruş şekline göre runları takmanız önemli. Atıyorum kesici vuruyorsanız burada kesici veren runların olması daha iyi koruma getirir. Onun haricinde bunların sağlamlığını yani pardon onarımını buradan yapabiliriz. Bu şekilde onarım gerektirmiyor diyor. Bunun için gerektiğini söylüyor. Evet dediğim zaman onarımını yapıyorum bronz ile. Ee, sağlamlık dedik, dediğimiz kısım mesela bunda 101 bölü 101 bunda 116 bölü 125 onarıyorum ben bunu onardıktan sonra 123'e düştü bu şekilde gitgide düşüyor ee, sağlamlığını o yüzden bunlar sarı yanana kadar e, yapmayın pardon onu sarı yanana kadar yapmayın. Sarı yandıktan sonra yapın. Sağlamlığı da zaten kalıcı bir şekilde düştüğü zaman fark edeceksinizdir. Buradaki statlarda yani savunma bundan yola çıkarsak savunma statlarında bir düşüş kırmızı bir yazı göreceksiniz. O zaman da elden geçirme işlemi yapılacak demircide. NPC'leri anlatacağım zaman bunlara ben değineceğim. Ne, ne gerekiyor ve neden yapılıyor şeklinde. Bu sayede daha iyi bir başlık alabilirsiniz veya silah yani her neyi elden geçirdiyseniz veya daha kötüsü gelebilir. Bunların arasında tercih yapabiliyorsunuz. Hemen sağ üst köşedeki kutucuğa tıklayarak başlığı gösterebilir veya göstermeyebilirsiniz. Gösterilmediği zaman yine o başlık kullanılıyor. Sadece kozmetik olarak tasarımınız gözükmekte. Hemen aşağıdaki kısımda da rün uygula veya item üzerine sağ tıklayarak runlar sayfasına girebilirsiniz. Tekrar hatırlatmam gerekirse. Yukarıda binek kısmına bakacak olursak binekte sol tarafta bulunan kısım bineğimizin statları, savunmaları, sağlığı, dinçliği ve hızları. Aşağıda tokluk olarak adlandırılan bir kısım var. Kullandıkça bu bineğimiz acıkmakta ve bunu da burada görmekteyiz eğer ki istenen seviyenin zararlı olan seviye düşerse burada artıya basarak yem verebiliriz. Bir yem 10 kapasitelik tokluk verir. Yani 10 yeme bir tane bineğin tokluğu fullenir. Eğer üzerinizde yoksa satıcıya git diyerek at satıcısına gidebilir ve oradan saman alabilirsiniz. O şekilde. Aşağıda ahırımız bulunmakta. Bu benim tek bineğim olduğu için diğer yerler boş. Eğer birden fazla bineğiniz varsa buralara yerleştirebilirsiniz tıklayarak. Fazladan yerde alabilirsiniz. Sağ tarafta bineğin kullandığı zırhlar, ekipmanlar bulunmakta. Onların da aynı şekilde eskidiği zaman onarımını yapmanız gerekmektedir. Onlar da yine sağlamlığı istenmeyen seviyenin altına düştüğünde elden geçirilebilir veya sıfırdan yapabilirsiniz. Süsleme kısmına gelecek olursak en başta karakterimizin süslemesi mevcut. Kasket, zırh, eldiven ve ayaklık olarak geçmekte. Aşağı kısımda da hazır süslemeler yer alıyor. Bunlardan satın alırsanız set olarak bunları veriyor ve ön izlemede sağlayabiliyorsunuz. Hemen yanında kılıç süslemesi var yani elimizdeki silahın süslemesi. Örneğin bunun süslemesi bu şekilde gözüküyor. Ön izlemesinde böyle yapabilirsiniz. Burada şöyle bir olay var. Eğer ki siz kısa kılıç kullanırken glaive kostümü alırsanız bu glaive kostümü sadece glaive'de geçerli olacağı için kısa kılıçta gö göremezsiniz. O yüzden bunu aldığınız zaman glaive kullandığınız takdirde bu aktifleşir bilginiz olsun. Binek kostümüne geldiğimiz zaman da yine dediğim gibi aşağıda tıklayarak ön izlemesini görebilir. Buradaki binek kostümlerini satın alabilirsiniz. Duygu jestlerine gelecek olursak da burada ilk baştaki hareket duygu jesti burada bende olmadığı için çıkmıyor. Mouse'un orta tuşuna basarak aktifleştirebiliyoruz şu şekilde. Hemen yandaki de konuşma metinleri, konuşma duygu jestleri bunları da yine mouse'un orta tuşuyla aktifleştirip kullanabiliyoruz. Becerilere gelecek olursak birazcık önemli kısım burası. Ben kısa kılıç kalkanım şu anda. Yayın için açtığım bir hesap bu. Burada kullandığım becerileri aktifleştirmekteyim. Burada baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane beceri görmekteyiz. Bu 8 becerimiz bizim hepsini açmamıza gerektiğini söylemiyor. Kullanacaklarımı açmak istediğim takdirde onları açıyorum. Ve yan dallara uzatmıyorum. Bunu glaive'den örneklendirecek olursam, eğer ki ben kısa kılıç kalkalım hemen onu da değineyim. Glaive oynamak istedim. Oyun içerisinde belli bir vakit geçti ve başka bir sınıfa geçmek istedim. Onun sayfasına gelip aç dediğim zaman onun sayfası da açılıyor. Yani glaive oynamadan da glaive'in skilllerini kasabiliyorum. Öyle bir seçeneğim mevcut. Burada tek dikkat etmemiz gereken nokta şu. Kısa kılıcın altında 465 puanım varken grevin altında yok. Bunu da yani kısa kılıçta oynadığım için ustalık puanını burada kasmışım. Ancak beceri puanı dediğimiz kısım itemlerle veya oyundaki duruma bağlı olarak kasılabiliyor. Yani bunu turuncu olanı Tüm sınıflarda kullanabiliyoruz. Bak burada da 59 olarak gözüküyor. Ama beyaz olanı sadece hangi sınıfı oynuyorsak onda kullanabiliyoruz. Burada oyunun tavsiye ettiği kısa kılıç için en iyi zırh ağır zırh. Glev için de aynı şekilde ancak glevde bir istisna var. Orta zırh kullanılarak benim düşüncemde daha rahat oynanabiliyor. Onlar e, klas incelemeleri geldiği zaman detaylı olarak işleyeceğim bir konu. Şimdi kısa kılıçtan gidecek olursak devamında hangi skill'lerin iyi olduğuna karar vermem için internette bulunan yönergeleri inceleyebilirim. Diğer YouTube videolarına bakabilirim veya sitenin paylaştığı kısımlara bakabilirim. Oradan bir ön izleme, ön deneyim kazanabilirim. Ona bağlı olarak da bunları açabilirim. Ben mesela kalkan fırlat skill'ini oynayacağım bunu açmak istiyorum, ilerletmek istiyorum ki ilk seviyesini açmışım. Bu üçüncü seviyeye kadar gidiyor. Buna gelmek istiyorum ben, maxlamak istiyorum. Üstüne bir tane tıkladığımız zaman orada turuncu yanıp sönen yolları görmekteyiz. Bu yolları açmam gerektiğini söylüyor. Yani ben buna gitmek istiyorsam buradaki kilidi, bunun ikinci seviyesini ve buradaki kilidi açacağım. Ve bunun yanında yan taraftaki olan kilit, ağır zırhlar, iki sikili kilit Açmak zorundayım. Ve daha sonra buna geleceğim. Birazcık uzun gözükse de inanın vakit almıyor. Çok hızlı bir şekilde ilerletebiliyorsunuz. Oyundaki çoğu karakterin ilk yani oyunun kendi verdiği ilk ultisi çoğu için söylüyorum bu hepsi değil. Kullanışsız oluyor. Bunda da aynı şekilde. O yüzden buna gitmem gerekiyor. Yani bunu kullanırsam birimler üzerinde veya adamlar üzerinde diğer oyuncular üzerinde daha fazla etkiye sahip olabilirim bunu açmak için de ilk aşamada 5 tane hemen sol alt köşede gözüküyor. Beceri sayfasına ihtiyacım var. Aynı şekilde bu gitgide artıyor. 20 bunda istiyor. 35 de bunda istiyor. Şimdi oyuna yeni başladığım zaman ilk başta ben bunu fullersem ikinci ultiyi açıp fullemem çok daha zor olacak. Zaman alacak. O nedenle ilk başta oynadığınız sınıfın hangi ultisini kullanacağını karar verin veya iyi araştırın o ultiyi açıp fulllemeye çalışın. Diğer ultilere eğer ki zaman ayırırsanız birazcık fazla zaman harcamanız gerekebilir. Burası bu kadar şimdilik. Kariyer kısmında da hesabımızın başarımları, işte genel bakış dediği kısım istatistiği ve üstün başarımları kazandığı rozetleri inceleyebiliriz. Sol tarafta silahlara göre, muharebe türlerine göre, sezona göre bir istatistikler mevcut bu şekilde incelemelerini yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ki sorunuz varsa aşağıdan yazmayı unutmayın. Twitch yayınlarına da gelmeyi ihmal etmeyin. Orada yüzde konuşabilir, aynı oyunları oynayabiliriz. Hoşçakalın.